Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bir hafta daha Taşkent Doğa Parkı'ndayız. Yine ülkemizin ekolojisi, doğası adına burada yapılan çalışmaları sizlere aktarma fırsatı yakalıyoruz. Bu hafta konuğumuz yine rehabilitasyon uzmanı sevgili Ulaş Şehirlioğlu olacak. Kendisiyle aslında son günlerde burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler edinmeye çalışacağız. Hep birlikte şimdi sevgili Ulaş'la yapmış olduğumuz sohbeti izliyoruz. Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bu hafta uzun bir aradan sonra tekrardan sevgili Ulaş bizlerle birlikte. Öncelikle sana bir geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bir zorunlu bir izin oldu galiba. Doğrudur, belim izin aldı. Ufak bir bel rahatsızlığı geçirdim ama şu an iyiyim. Tekrar hayatta olmak güzel. Evet, biz burada tabii sen yokken birkaç program yaptık rehabilitasyonla ilgili. Taşkent Doğa Parkı'nda yapılan çalışmalarla ilgili izleyenlere bir şeyler aktardık. Tabii zaman zaman artık kışın sonuna doğru da geliyoruz. Özellikle yoğun yağışlı dönem birazcık geride kaldı. Bu birçok açıdan olumsuzlukları oldu bu yağışların ama sanıyorum yaban hayat için gayet iyiydi. Ne dersin? Buradan başlayalım biraz. Evet, bu yoğun yağışlar tabii altyapı eksikliğinden dolayı biz insanları etkiledi. Ancak doğanın altyapı gibi bir sorunu yok. Kesinlikle yağışlar doğayı pozitif yönde etkiledi. Bunu da net bir şekilde, canlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ben kendi adıma çok mutluyum bu senenin bu bol yağışından dolayı. Evet, tabii geçtiğimiz program Orman Dairesi Müdürü'yle yapmıştık. O da aynı şeyleri söyledi ama onun bir de endişesi şimdi diyor yani otlar, yaban hayatta çalılar falan da iyice yeşerdi. Bunlar tabii yazında kuru ot olacak, yangın tehlikesi gibi var. Evet, herkes kendi açısından bakıyor bu yağışlar ama öyle bir gerçek var ki artık sanıyorum biraz uçlardayız. Bu tür yağışlara da, kuraklığa da biraz alışık olmamız gerekiyor herhalde. Doğrudur, yani bu kuru otların yarattığı yangın sıkıntısı da aslında doğanın kendi doğal sürecidir. Biz müdahale etmediğimiz sürece bu ot kaynaklı doğanın kendi yaşadıklarından oluşan yangının da büyük ihtimal faydaları da vardır. Ama maalesef günümüzde bütün doğayı işgal etmiş durumdayız insanlar olarak. O yüzden zarar olarak geri dönüyor bize bütün bunlar. Evet, gerçekten sıkıntılı. Yani doğal yaşamda, Kıbrıs'ın ekolojisinde de bir yandan yapılaşmalar, bir yandan şimdi kış, her elektrik pahalı, gaz pahalı, kaçak odun kesimleri had safhada ve tabii sizin direkt alanınıza giren aslında yaban hayatı, yaban hayatındaki canlılar da bundan etkileniyor ama doğallığında kalsa aslında değil. Esas sorun sanıyorum insanların yarattığı. Evet, aynen öyle. Bugün yani yaşadığımız bir ada, bir ufak bir kara parçası. Kontrolsüz yapılanma maalesef önü kesilmediği takdirde önümüzdeki yıllarda ve nispeten kısa vadede büyük ihtimal doğanın yeşerebileceği fazla bir alan kalmayacak. Kıbrıs tahminen bütünüyle binalarla kaplanacak bu hızla devam edersek. O yüzden şu an el değmemiş doğanın insan müdahalesi altında olmayan bölgelerini koruyabildiğimiz kadar korumamız gerektiğine inanırım. Bu yöndeki çalışmalarınız, sizin de hem farkındalık hem aktif çalışmalarınızı takdirle izliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet, aslında hep birlikte tabii biliyorsunuz
Yaban Hayat destek attı. 11.90 artık böyle bir imkan var ve burada da biz izleyenlere bir kez daha hatırlatalım. Ekranımızın altında numaralarda görünüyor. Hangi koşulda, hangi durumda olursa olsun yardıma muhtaç, yaralı, herhangi bir yaban canlısıyla karşılaştıkları zaman, yaban hayvanıyla karşılaştıkları zaman mutlaka arasınlar. Burada onlara yardım etmeye hazır bir ekip var. Buradan tabii şeye gelelim. Yani sen yokken burada çalışmalar devam ediyordu. Ne var ne yok? Son zamanlarda ne tür çalışmalar yapılıyor burada? Neyin hazırlıkları var? Biraz buralardan yavaş yavaş sohbetimiz ilerlesin. Evet. Şimdi öncelikle her geçen sene bize ulaşan hayvan sayısı artıyor. Bu gerçekten güzel. Hem 11.90 hattının yaygınlaşması, insanlar tarafından biliniyor olması, bunun artması oldukça etkili oldu. 2018 senesinde yine bir önceki seneye göre bir rekor egale edildi. 420 hayvan testimize ulaştı ve Tel Aviv... Yani ulaş burada birazcık şey yapalım. Önemli bir rakam çünkü. Yani 420 hayvan aslında buraya rehabilitasyon edilmek için geldi ve burada bir şekilde tedavisi sağlandı. Bir kısmı doğaya salındı, bir kısmı salınamadı ama gerçekten önemli bir rakam. Ve böyle bir merkezin aslında birkaç yıldır olduğu düşünürsek demek ki uzunca bir yıllar aslında bu tür canlılar hep yardıma muhtaç bir şekilde doğada kaldı. Birçoğu yaşamını sürdürdü. Bu açıdan çok önemli bir rakam ve bunun olması da sanıyorum herkes için, en başta da sizler için sevindirici. Kesinlikle, yani bu hayvanlar basit bir matematik hesabı yaparak bu kadar senedir bu hayvanların ne kadar, kaç tane hayvanın telef olduğunu hesaplayabilirsiniz bu rakama bakarak, ki şu an bile bu 420 rakamı tam olması gereken rakam değil. Bu artarak her sene devam edecek ve daha netleşecek önümüzdeki yıllarda. Tabii bu hayvanların çok büyük bir kısmı kendi doğal yollarla yardıma muhtaç hale düşmedi. İnsan varlığının sonucunda yardıma muhtaç hale geldiler. Tabii bu avlanmaması, vurulmaması gereken hayvanların vurulması, trafikte yaralanmaları, doğaya atılan kimyasal zehirlerle yaralanmaları sonucu gerçekleşiyor. Tabii ki doğada, doğanın kendi seyrinde yaralanan, ölen sağlıklı hayvanlar var. Ama bu önümüzdeki rakamın içinde bu hayvan sayısı yok. 420'nin %100'ünün de insan sonucu gerçekleştiğini söyleyebilirim. Ve her sene bu rakamın artıyor olması aslında daha fazla, hem daha fazla hayvan insan varlığından etkileniyor, hem de daha fazlasına ulaşma şansımız oluyor, evet, her geçen gün. Yani hem sevindirici bu kadar hayvana yardım etme şansını buluyor olmamız, hem de üzücü bu rakamın artıyor olması. Evet, tabii. Gerçek sayıya her geçen yıl yaklaşıyoruz. Büyük ihtimal binlerce hayvan her sene insanlar yüzünden telef oluyor, ancak hem ülkemizde yaşayan duyarlı insan sayısının fazla olması, hem de 11.90'ın sizin gibi bize duyurma konusunda yardım edenler sayesinde daha fazla insana ulaşma, hayvana ulaşma şansımız oluyor, insana ve hayvana. O yüzden mutluyuz. Şeyi söylüyoruz, yani diyoruz ki işte 400'lerde bu rakam binlere çıkacak. Bu önemli, bizim için sevindirici bir şey, ama aslında sanırım esas sevindirici olacağı gün, belki görür müyüz o günü bilmiyorum ama, böyle hiç, yani birkaç tane hayvanın geldiği, hepsinin artık doğada sağlıklı bir şekilde yaşadığı bir süreçler yaşayacak mıyız acaba? Ne düşünün bu konuda? Biraz ütopik bakarsak. Evet, tam doğru kelimeyi yakaladın. Ütopik bir düşünce bu, ama tabii ki nihai hedefimiz bu. Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle alınan çok fazla, tabii bu hayvanların en başta bu duruma gelmelerinin sebebi yaşam alanlarının, habitatlarının işgal ediliyor olması. Buna dur diyemediğimiz noktada bu rakam artmaya devam edecek. Ancak toplum olarak ve otorite olarak eğer doğru kararları alıp doğru adımları atarsak bu rakamı yavaşlatma ve bu hayvanların yaşam alanlarını koruma yönünde doğru adımları atarsak bu rakam düşecektir. Ve toplum, özellikle eğitim projeleriyle toplumu, özellikle gençleri bilinçlendirip eğiterek bu süreci de
hızlandırmak istedik. Ve bu en azından yakın gelecekte olmasa bile uzun vadede bu rakamı kesinlikle azaltmaktır hedefim. Bunu hedeflemek bile önemli bir şey. Tabii burada rehabilitasyondan birebir sorumlu bir kişi olarak aslında burada çalışmalar sürüyor. Son izleyenlere bir kısaca böyle bir toparlama yaparsak, son zamanlarda neler var şu anda rehabilitasyon süreci devam eden, elimizde bakımı yapılan ya da doğaya salınan, salınma aşamasına gelen? Birazcık bu konularda bize bilgi verebilirsen. Evet, tabii bu rehabilitasyon sürecinin önemli bir kısmı da aslında hayvanların, türlerin geneline yardım etme konusunda veri toplama. Bu yönde hızlı ilerlemelerimiz var. Son gelişmelerden biri adamızda rakamı çok, popülasyonu çok çok azalmış. Kritik seviyede türü tehlike altında olan bir canlı. Bonelli tavşancıl kartalı tek tür adamızda hayatını devam ettirebilen tek tür kartal bir bireyini bir keklik üretim tesisinde sıkışmış bir şekilde çok ciddi olmayan bir enfeksiyonu ile bulduk. Beslenme ihtiyacıyla herhalde oraya gitti kesinlikle ve orada çıkamadı. Bu da bize net bir şekilde neyi gösteriyor? Bu canlıların habitatlarına bir insan işgali var, mevcut ve bu hayvan hayatta kalabilmek için bir şekilde adapte olmaya çaba harcıyor. Canı pahasına gidip beslenmek için bir şeyler bulmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bu hayvanı başarılı bir şekilde tedavi ettik. Beslendi, güçlendi. Ve daha önemlisi bu hayvanı bir verici yerleştirerek doğaya geri saldık ve takibini yapıyoruz. Bir tavşancılı kartalın adamızda seyahat güzergahını gözlemleme şansımız oluyor. Avlanma alanlarını gözlemleme şansımız oluyor. Bu da bize hangi habitatı, nereyi korumamız gerektiğini ve dilikle işaret edebiliyor. Bunlar önemli gelişmeler. Tabii bunun altını çizmek isterim çünkü önemli bir nokta. Tavşancıl kartal nesli tükenme noktasına gelen bir canlı ve burada rehabilitasyonu tamamlandı, doğaya salındı ve doğaya salınırken de aslında diğer bireylere yardımcı olabilmesi için bir verici yerleştirildi. Şu an onun güzergahı takip ediliyor. Daha iyi rehabilitasyon çalışmalarının yapılabilmesi için bu önemli bir nokta sanıyorum. Yani artık buradaki boyut sadece tedavi edip doğaya salmadan öteye aslında bunu bir veri olarak da kullanmak gerçekten önemli bir gelişme. Evet, kesinlikle. Yani yaralı halde bulunmuş bir hayvanın rehabilite edilip doğaya salınması aslında birey olarak o canlıya yardım ediyor ama bunun ötesinde çok daha önemli bir nokta var. Türün geneline yardım edebilmemiz için bize bilgi kapısı açıyor ve sadece tek bireye değil türün tüm geneline müdahale edip yardım etme olanağı sağlıyor. Bu birey aslında bu tavşancıl kartal kendi türünün genelinin refahı ve yaşamını devam ettirmesi için önemli veriler sunuyor bize. Bu noktada teknoloji yine doğayı aslında en fazla doğaya en fazla zararı veren insan teknolojisi bize tam tersi yardımcı oluyor. Ne amaçla kullandığınız önemli tabii. Kesinlikle. Yani. O yüzden mutluyuz. Şu an her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Projeye bugüne kadar destek veren bir sürü uzman var. Hem kendi bünyemizde hem ada genelinde. Onlara da çok katkıları için çok teşekkür etmek isterim buradan. Yani bu tarz gelişmeler, bu olanaklar sayısı artıyor. Her geçen gün yapabileceklerimizin yelpaze genişliyor. Daha fazlasını yapabileceğimizi görüyoruz yaptıklarımızdan. O yüzden ümitliyiz gelecekle ilgili. Ümidimiz var. Bu kadar olumsuz konuşuyoruz sürekli. Ülke şartları biraz ona zorluyor açıkçası, evet, ama. Ama umut veren, umut yeşerden çok fazla da gelişme oluyor. Evet, bununla birlikte bir şey hazırlığı içerisindesiniz sanıyorum. Yani yıllık bir raporlama süreci ve bu süreçte az önce belirttiğim bazı rakamlardan işte 420 civarında bunun hazırlığı da yapılıyor ve önümüzdeki günlerde sanıyorum son tamam. Bir yıl içindeki bütün detaylı verileriyle ne geldi, ne yapıldı bunlar hep kamuoyuna da açıklanacak. Kesinlikle burada yaptığımız doğa için, çevre için, türler için yaptığımız her şeyi insanlarla bizi takip eden doğayı, çevreyi önemseyen insanlarla paylaşmak bu işin çok önemli bir boyutu. Bu da bizim bir sorumluluğumuz aslında.
Taşkent Doğa Parkı'nın rakamsal olarak doğayı, çevreyi nasıl etkilediğini gözler önüne serebilmemiz lazım. Bunun için de ciddi çalışmalarımız var. Yakın bu zemin hazırlandı ve yakın gelecekte bu tarz detaylı raporlar tüm insanlarla paylaşılacak. Bu konuda fikir beyan edebilecek uzmanların ilgisi çekilecek ve daha da yaptıklarımızı daha da pekiştirerek, daha da üstüne ekleyerek devam etmemizi sağlayacak. Tabii burada önemli çalışmalar yapılıyor. Herkesin bildiği gibi rehabilitasyon süreci, hep söylediğimiz şey, gelen yaralı hayvanlar, yardıma muhtaç hayvanlar burada bir rehabilitasyon sürecinden geçtikten sonra doğaya salınıyor. Ama bunun dışında burada hem bir yandan bilimsel bazı çalışmalar da devam ediyor. Araştırmalar, bunun istatistiki verilerinin toplanması gibi noktalar. Bir yandan da tabii başka kanallarda eğitimsel çalışmalar da sürüyor. Aslında Taşkent Doğa Parkı bu anlamda çok boyutlu bir çalışma sürdürüyor. Ve bu en az doğaya salınan hayvanlar kadar aslında bu yapılan çalışmalar da işin ne boyutta, ne kadar hassas bir şekilde dizayn edilmeye çalıştığını da gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. Aynen dediğin gibi aslında işin lokomotifi, motor kısmı hayvanların kurtarılıp doğaya salınması. Ancak bu bir akarsuyun belli bir yüzeyde akıp kendi akışına göre yolunu çizip çatallanıp günün sonunda ulaşacağı yere, genelde bir denize aktığı gibi, yaptığımız işler de çatallanarak ihtiyaca göre, karşımıza çıkan engellere göre genişliyor, gelişiyor ve olması gereken, yapılması gerekenin en iyisi günün sonunda yapılıyor olacak. Bu konuda dedike bir ekibimiz olması çok önemli. İnsanların, vatandaşımızın desteği çok önemli. Bu noktaya kadar gerçekten çok memnunuz aldığımız dönüşten. İnsanlar burada yapılan işin öneminin farkında olması çok önemli ve buna katkı koymak için çaba harcıyor olmaları çok önemli. Bu kesilmediği sürece Taşkent Doğa Parkı ve buradaki ekip elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek. Bizi motive eden bu geri dönüşler, olumlu geri dönüşleri gördükçe de bu çatallanma devam edecek ve her geçen gün ulaşabildiğimiz çok daha fazla konuya ulaşacak. Bakir şu anda senin de bildiğin üzere KKTC'de fauna, canlı vahşi hayvanların popülasyonuyla ilgili çalışmalar bile çok yani aslında birçok alanda, aslında ülkemizde her alanda istatistiki veri ne yazık ki çok yeterli değil, ama doğa alanında da ekolojik anlamda da çok yok. Bu açıdan da önemli bir açık gideriliyor. Evet, burada oluşturulan enstitü bu konuda zamanını, emeğini, bilgisini, tecrübesini vermek isteyen herkese açık, açık kaynak dediğimiz bir yapı var burada. Ve bu konuda destek koyabilecek, koymak isteyen herkesi Taşkent Doğa Parkı bünyesine almak ister ve katkısını görmek ister. O yüzden bu bilimsel çalışmalar artarak devam edecek. Yine senin de sayende bu çalışmalar başladıkça buradan duyurma şansımız olacak. Evet sevgili Ulaş, önemli konulara değindik ama şimdi tabii son dönemlerde geçtiğimiz özellikle sulamayla bağlı olarak bizim ülkemizdeki göletlerde özellikle balık ölümleri son yıllarda yaşanır bir hale geldi. Burada aşırı çekimden dolayı her ne kadar tarımsal amaçlı olsalar da su seviyesi belli bir alanın altına düşünce oradaki balık popülasyonlarında ciddi bir ölümler, tehlike arz ediyor. Bu yıl önemli bir çalışma yapılarak Kanlıköy'de yaşanmıştı, Kanlıköy göletinde. Bizi izleyenler, basına düşen bu olayı hatırlayacaklar. Ve orada müdahale edilerek kurumadan oradaki balıklar alıp buraya getirilip burada bir anlamda bir rehabilitasyon süreci geçirildi. Ve sanıyorum şu an tekrardan yağışlarla birlikte gölet seviyesinin yükselmesi sonucunda da balıklar tekrardan gölete verildi. Bunları seninle irdeleyeceğiz ama ondan önce kısa bir filmimiz var. Bununla ilgili yapılan çalışmaları aktaran o filmi izleyeceğiz. Ardından biz şu an havuzumuz boş. Burada bu balıkların bekletildiği havuz. Onun yanına gidip sohbetimize biraz da oradan devam edelim. Thank you.
Evet sevgili izleyenler, şu an Taşkent Doğa Parkı'nın bir başka noktasındayız. Aslında burada arkamızda şu an boş bir havuz görülüyor. Burada daha önceki çekimlerimizden de hatırlayacağınız üzere havuz doluydu ve burada balıklar vardı. Birazcık Ulaş'tan buradaki balıkların hikayesini, az önce kısa filmini de izledik. Bu hikayeyi biraz da senden dinleyelim. Neydi, niçin buraya alındı, niçin tekrar bırakıldı? Biraz bize buradaki çalışmaları aktar lütfen. Evet, bilindiği üzere Kanlıköy Barajı geçtiğimiz yaz tamamen kurudu. Biraz önce bahsettiğim gibi yapılması gereken aslında barajdaki su seviyesi kritik seviyeye geldiğinde barajın sulamak için, sulama amacıyla kullanılmasının durdurulmasıdır. Bu noktada barajda yaşayan balık nüfusunun devamını sağlamış oluruz biz insanlar olarak. Ancak bu yapılmadı. Bir şekilde kullanılmaya devam edildi. Kurak da geçti ve günün sonunda kurudu. Ancak yine bir takım duyarlı vatandaşımızın bize ulaşması sonucu son dakikada olsa oradaki balıkları kurtarma şansımız oldu. 6.000-8.000 arası balık kurtarıldı orada. Önemli bir rakam. Yani burada yani yaklaşık 8.000 civarında bir balık. Tabii çok daha korkunçtu orada bulunan balıklar ama en azından bu miktar buraya aktarılıp burada bu dönemi geçirmesi sağlandı. Evet, aslında orada ölmüş, telef olmuş balık sayısı bunun 10 katı kadardı. Binlerce balık telef oldu. Ancak nüfusun devamı için yeterliydi kurtarabildiğimiz rakam. Bunu belirtmek isterim. Herhangi bir barajdan bir balık, herhangi bir canlının, organizmanın alınıp başka bir sulak alana bırakılması kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır. Yasalarla da zaten bu yasak. Korunuyor, evet. O yüzden alındı balıklar, kurtarıldı, ölmek üzereydiler. Son gün kurtarıldılar. Rakam yeterliydi. 100-150 kadar tamamen yetişkin, 60 santimetreye geçmiş azan kurtarıldı. Ve binlerce de daha küçük balıklar yakalandı. Merkezimizde birkaç ay hayatta tutuldular. Ve vakti geldi. Sanırım doğada bu noktada bizi ödüllendirdi. Ve barajı daha yağışlı. Evet, barajın kapasitesinin daha önceki kapasitesinin çok çok üstünde bir doluluk oranı var şu anda. Balıkları yaşam alanlarına geri bıraktık. Bu noktada tabii insanlar bazıları düşünebilir ki bir balığın kurtarılması ne kadar önemli? Ne kadar önemlidir diye düşünebilir insanoğlu. Ancak o balığın oradaki varlığı sadece su için, suyun altı için değil, bu habitattır, orada oluşan bir sulak alandır ve bu balıkla beslenen onlarca tür hayvan var, hayatları buna bağlı olan birçok tür balıkçıl kuş var. Bu balıkçıl kuşlar, sürüngenler var, memeliler var, yırtıcı kuş türleri var. Bütün olarak ekosistem bir ekosistem var. Bu ekosistemin temelinde de aslında balıklar var, sudaki canlılar var. O yüzden biz sadece balıkları kurtarmadık aslında, oradaki ekosistemi kurtarmış olduk. Ve balıklar önümüzdeki aylarda bölgede kontrol edilecek, popülasyonları kesinlikle eski konumuna gelecek, buna inanırız. O yüzden mutluyuk. Bunu gözlemleyebilecek olmak da güzel, umut verici. Yani bu noktadan sonra amacımız böyle bir olayın herhangi bir başka sulak alanda da yaşanmaması. İnsan temelli çünkü bu mevzu. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek için çok fazla uğraş veriyoruz. Özellikle bölge halkını, sulama için barajdaki suyu kullanan insanları en azından belli bir seviyeyi korumak için ellerinden geleni yapmaları konusunda destek bekliyoruz. Ve bir dahaki sefere en azından Kanlıköy Barajı'ndan ölmek üzere olan balıkları kurtarmak zorunda kalmamak istiyoruz. Bu jenerasyonların kendi müdahale gerektirmeksizin orada devamının olmasını arzu ediyorum. Tabii şimdi böyle söyleyince sanki çok basit bir işmiş gibi, oradan alıp hemen oradan alınıp buraya getirildi. Sonra orada sular tekrar seviyeye yükseldi, götürüldü ama burada ciddi bir ekip çalışması olduğu, buradaki her birinin verilerinin tek tek tutulduğu, sayımının yapıldığı ve az önce senin söylediğin gibi de aslında oraya bırakıldı, bitti değil, tekrar kontrollerinin de yapılacağını anlıyorum. Bu açıdan birazcık da yani olaya gerçekten önemli bir çalışma, önemli bir çabanın ortaya konduğunu izleyenlerin bilmesi gerekir.
Evet, videomuzu izleyenler de bu konuda bilgi, birazcık bir fikirleri olacaktır. Oradan ölmek üzere olan balıkların toplanması, taşınması, sağlıklı bir şekilde tekrar geriye bırakılması uzun bir süreç ve bayağı yoğun bir tempo gerektiren bir süreç. O kadar dediğin gibi basit bir şey değil, binlerce balıktan bahsediyoruz. Ve yani suyun tabii ki sulamak için yaratılan bir baraj ve amacı o. Ancak orada oluşmuş bir yaşam var artık. Bunu göz ardı etmemiz lazım. Yaşamın olduğu her yerde korunması gerekiyor. Kesinlikle. Özet olarak budur. Orada bir yaşam oluştu ve bize düşen sorumluluk o yaşamı korumaktır. Bunu yapmak için de çok fazla engel yok önümüzde. Suyun belli bir seviyeden sonra kullanıma kesinlikle kapatılmaz. Evet, bu konuda girişimleri hep birlikte de sürdürüyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde bu sağlanır. Çünkü sadece Kanlıköy'de değil, geçtiğimiz yıllarda işte yine Mehmetçik'te, Ayluga'da, Mausa'daki göletlerde ülkemizde 35'in üzerinde gölet var, sulak alan var. Ve bunların birçoğu evet sulama amaçlı ama hepsinin içerisinde su kuşlarından balıklara tutun, senin de az önce söylediğin gibi ciddi bir yaşam var ve en azından bir 40-50 santim olacak şekilde bu canlıların yaşam seviyesini koruyabilecek şekilde, yazı atlatmalarına imkan verecek şekilde korunması en öncelikli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili Ulaş, seninle sohbet çok koyu gidiyor. Birçok şeyi konuştuk. Yine buralarda olacağız ama son olarak genel bu bahsettiğimiz göletlerle, balıklarla ilgili, genellikle her türlü rehabilitasyonla ilgili son olarak bu hafta izleyenlere neler söylemek istersin? Evet, önümüzde yaklaşan bahar ayı var. Bizim aslında rehabilitasyonun ve kurtarma bölümümüzün en yoğun olduğu dönemlerdir. Hem ilkbahar hem sonbahar, önümüzdeki birkaç ay sonra bu canlıların, baharın gelişi, çiçekler, doğanın en temelden filiz açması, tüm canlıların üremeye başladığı, hayatın tekrar en baştan başladığı bir mevsim geliyor. Bu mevsimde insanımızdan ricam doğaya bakmaları, hem fiziksel olarak doğada bulunmaları hem de ruhen doğaya dönüp bakmaları. Bu kesinlikle doğanın içinde olmak, doğayı görebilmek tüm insanlara düşüncesi, fikri ne olursa olsun huzur veren bir şeydir. Bu huzuru yakalamalarını rica ediyorum. Buna vakit ayırmalarını, bu doğadaki bu doğada bulunmanın verdiği bu huzuru hissetmelerini rica ediyorum. Bunu hissettikten sonra zaten onu koruma içgüdüsü tetiklenecektir ve bir sonraki jenerasyona, kendi çocuklarımıza da bırakabileceğimiz aslında en güzel hediyenin bu olduğunu fark etmelerini istiyorum. Evet, gerçekten çok güzel şeyler söyledin. Biz hem bize zaman ayırdığın için hem de aslında bu rehabilitasyon süreçleriyle ülkenin doğasına olan katkının yadsınamadığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve izleyenler için siz ne zaman doğada yaralı, yardıma muhtaç bir hayvan görürseniz 1190'ı aramanızı hemen bir kez daha hatırlatıyoruz. Burada sürekli bunlara müdahale etmeye hazır bir ekip var. Sevgili Ulaş, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da Yeşil Bakış'ta sizlere önemli bilgiler aktarmaya çalıştık. Ülkemizde yaban hayat konusunda yapılan çalışmaları hep birlikte irdelemeye çalıştık. Taşkent Doğa Parkı biliyorsunuz ülkemizde yardıma muhtaç yaralı hayvanların rehabilite edildiği önemli bir merkez aynı zamanda. Bu hafta konuğumuz bu merkezin sorumlusu sevgili Ulaş Şehirlioğlu'ydu. Kendisinden son zamanlarda yapılan rehabilitasyon çalışmalarını izledik ve önümüzdeki süreçte yavaş yavaş kış aylarının sonuna doğru geldiğimiz süreçte nelerin bizi beklediğini hep birlikte konuşmaya çalıştık. Haftaya Yeşil Bakış'ta bir başka konu, bir başka konukla tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Günü ve gündemi Yeni Bakış'ta yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'ta başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim.
Annemle babam. Kan kaybından. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
E-Devlet şifrenimi unuttun. Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var. İşimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben
hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.
Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum. 15 gün hastanede yattım. Nefes alamazdım. Öksürük ve balgam. Bıraktım. 10 yıldır bıraktım. Çok rahatım. Çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim. 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım. Gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın. İçenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam...